Ekrem'le Serkan'ı göndersem mi artık acaba? Alo. Oğlum hadi siz bir dışarı çıkın. Buraya rutubet çöktü. Biraz sıcak da oldu. Biz içeride takılırız abi, sorun değil. Oğlum amma tırstınız be. Ha? Ne oldu? Peruk ağda kesmedi herhalde siz ha? Lan bari bir gücü sarmayı öğrenin de yengenizin yanına çırak yazdırayım size ha? Hadi, hadi. Geç. Geç. Kurşunların bitince ne yapacaksın Murat? Onlar bitince ömrün de bitecek. Lan! Lan giderken seni de götürmezsem bana da Murat demesin lan lan! Ne desinler lan sana? İt mi desinler, çakal mı desinler? He? Aslan mı? Aslana bak aslana. İyi misin Murat? Toparlayın şunları. Vahşiler, barbarlar. Erkeğimi ne hale koydular. Şikayetçiyim, hepsinden şikayetçiyim. Çekirge gibi reis. Yapacak bir şey yok. Olmadı harbi. Tatar'a ayar vereceğim diye hepimizi ayıp ediyoruz. Şevket bilememiş. Çok önemliyse değiştirelim. Şevket bilir bu masanın başı olmadığını. O yüzden yuvarlak masada oturduğumuz. Bunları da Tatar'a söyleme. Seni çok fena bozar. Ya Tatar bozuk plak gibi sürekli İskender diyerek bizi rezil etti. Biraz da biz onu bozalım ki akıllansın.
Kızım bu Şevket adam olmaz ha. Demedi deme. Ya sen bu çocuğa senin yediğin tayınlardan yedirmiyor musun da bu çocuğun aklı böyle kıt kalmış. Ha. Bu hadsizliği bize yapmayacağından emin olduğum için soruyorum. Beyler, masada oturacağınız yeri düşüneceğinize, alemdeki yerinizi düşünsenize. İtibar mı söz konusuyken siz takmışsınız masaya sandalyeye. Konuşulacak mühim meseleler var. Oturma düzeniyle ilgili tartışmanız bittiyse toplantıya başlayalım. Buyur Tatar. Otur sağ yanıma. Laf uzatmadan konuya gireceğim. 20 yıldır senden hiç şikayetimiz olmadı. Her işi layıkıyla yaptın. Neticede sen de kazandın, biz de kazandık. Beraber büyüdük. Bütün aleme hükmeder hale geldik. Biz sevkiyatın aksamasıyla gücümüzden mi olduk? Paramızdan mı olduk? 20 sene boyunca ben sizi idare ettim. Bir kere bile beni idare edemiyorsanız demek ki bizim dostluğumuzda, ortaklığımızda yalanmış. Mesele iki sandık silah, üç sandık mermi hesabı değil Tatar. Bunu biliyorsun. Biliyorum. Mesele benim varisimin olması. Ve benim soyumu ve işlerimi yürütecek bir evladım olması. Onun yetişmiş olması. Bak böyle söylersen hepimiz kırılırız. Senin evladın bu masada oturan herkesin yeğeni sayılır. Ya İskender ne zaman büyüklerinin yanına gelmiş de geri çevrilmiş ha? Boş gönderilmiş. Benim de evlatlarım var. Yetişip işe giriştiklerinde büyüklerinin onların arkasında olacağına ben adım gibi eminim. O kadar da emin olma Kebaşlı. Yarın senin evlatların da işleri ellerini yüzlerine bıraştırırsa bugün İskender için istediğim cezanın aynını senin evlatların için de isterim. İskender benim evladım. Bir ceza verilecekse ben veririm. Aksi mümkün değil. Burada bir karar alacağız. Bir hüküm vereceğiz. Onu yerine getirmek için. Baba olarak sana düşer. Hüküm vermek için biraz acele etmiyor musun Harbi? Malı teslim edeceğin adamlar gelene kadar belki sevkiyatı kurtaracak İskender. Keşke Turan Bey. Ben de isterim İskender yeğenim yaptığı hatayı telafi etsin. Ama bu masadaki herkes bilir ki benim haltayla bir araya getirdiğim silah mühimmatı iki günde toplayacak adam ne bu masanın etrafında ne de Orta Doğu'da var. İskender iki gün içinde o silahları sana getirecek. Nereden getirecek? Lafımı bitirmedim. Eğer İskender iki günde silahları getirirse burada masada yanımda oturacak. Yok eğer getiremezse Gevaşlı ve Turan şahit evladım deyip gözünün yaşına bakmam. Harbi ne hüküm verirse bizzat uygularım. Anlaştık mı Harbi? Bu masaya kimin oturacağı benim tek başıma vereceğim bir karar değil. Benim için uygundur. İskender bu malı iki gün içinde getirsin. Değil yanımda, başımın üstünde yeri var. Başarılı olursa İskender değil, İskender Bey olur.